Önce karabiber ve deniz tuzu. Beyaz biberleri de havanla döverek ekleyeceğiz. İyice eziyoruz. Tavukların üzerine beyaz biberlerimizi boşaltıyoruz. Şimdi biraz da zeytinyağı dökeceğim. Şimdi hepsini harmanlayarak bütün butlarımızı kemiksiz olarak kullanıyoruz bu arada, tavuk butları da. Bu yapmış olduğumuz baharat karışımını iyice buluyoruz. Ve bir yandan da şimdi ızgara tavamızın altını da açalım ki ısınsın. Şimdi biraz da kimyon katacağım içerisine. Kimyon da çok güzel bir lezzet veriyor. Kimyonu da iyice yediriyoruz tavuğa. Evet, tavamız da ısındı. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Bir miktar zeytinyağı koyacağım şimdi tavaya. Zeytinyağını koyduktan sonra şimdi tavamıza tavukları koyabiliriz. Evet, tavuklarımızı şimdi çevirebiliriz. Diğer taraflarını. Ön pişirme yapmış olduğumuz tavuklarımızı şimdi tepsiye koyarak fırına alacağız. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tavuklarımızı şimdi fırına koyacağız. Tavukların üzerine biraz da yağını da ilave ettim. Şimdi fırına gidiyoruz. 240 derecede 15-20 dakika tavuklarımız pişecek. Biz de bu sırada altına yapacağımız, koyacağımız garnitürümüzü hazırlayalım. Soğanlarla devam ediyoruz. Soğanlarımızı ayıtlayacağız. Soğanlarımızı mirepoix şeklinde doğruyoruz. Yani kuşbaşından biraz daha küçük. Kenara alıyoruz. Şimdi inciri de aynı şekilde doğrayacağız. Saplarını alıyoruz. Ortadan ikiye kesip tekrar kesiyoruz. Soğanımız ve incirimiz hazır. Artık pişirmeye geçiyoruz. Tencerenin altını açarak önce zeytinyağımızı ekliyoruz. Şimdi de kuru soğanlar. Soğanları yavaş yavaş pişiriyoruz. İncirleri de ekleyeceğiz içerisine şimdi. Ve ikisini birlikte karamelize edeceğiz. 1-2 parça da sarımsak ekleyeceğim. Bunu da atalım içerisine. Evet, şimdi incirleri de ekliyoruz. Şimdi az miktarda da su koyuyorum. Suyu çekinceye kadar ocakta bu şekilde pişireceğiz. Soğan ve incirler ilave etmiş olduğumuz suyu iyice çektiler. Şimdi biraz daha açıyorum altını. En son bir karamelizasyonunu hızlandırıyorum. Bu arada servis tabağımı da yanıma alacağım ve servise geçiyoruz artık. Tavukları da çıkartıyoruz fırından. Soğan ve incirin altını da kapattık. Servis tabağımızın altına soğan ve incir karamelizeyi koyuyoruz. Evet, tavuklarımız da hazır. Onları da şimdi doğrayacağız. Bir de pidemiz var. Bir tane de pide alıyoruz. Tırnaklı pide olabilir veya normal pide de olabilir. Çok ince bir şekilde doğruyoruz bu şekilde. Servis yaparken yanına koyacağız. Pide ile birlikte servisini gerçekleştiriyoruz. Şimdi tavuklarımızı da bu şekilde doğruyoruz. But ve aynı zamanda göğüs de kullanabilirsiniz. Aynı bu baharatlama yöntemini yaparak beyaz biberle, karabiberle bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, tam orta kısmına bu şekilde diziyoruz doğradığımız tavukları. Evet, şimdi bir parça da kişnişimiz var. Taze kişniş. Bunları da en üste koyuyoruz bu şekilde. Ve kenarlarına da bu şekilde iki tane pidemizi de koyduk. Çok az da sızma zeytinyağı en son üzerine koyuyoruz. Ve harika bir yemek. Şu anda servise hazır.